Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Pizza Köfte serimizin 58. bölümüne hoş geldiniz. Ve uzun uğraşlar sonucu şöyle güzel bir hale getirmeye başardım. Warpal 3 ve Repair da ekleyebildim. Şurada 3 tane Smite kitabımız vardı. Smite 2 tane Smite 2 ve bir tane Smite 3. Onları ekledim. Sonuç olarak Smite 4 oldular. Ve böyle baba yiğit bir kılıç elde ettik. Ve bununla şimdi gidip önce uyuyup gereksiz eşyalarımızı bıraktıktan sonra Nether'a gideceğiz. Tabii zırhımız tam şarj olsun bir. Gereksizlerimizi de bırakalım. Sen git buraya, sen git, sen git, sen git. Sizler gidin. Sizler de gidebilirsiniz. Siz de gidin. Sizler şuraya geçin. Siz şuraya gidin. Sen şuraya git. Bu arada gereksiz kitapların bir kısmını da geri dönüştürdüm. Evet. Ve hazırım. Tabii zırhım şarj oldu değil mi? Azıcık daha şarj olacak. Şurada duralım da iyice şarj olsun. Neden olmuyor? Heh, oluyor. Bir mining age'ime gideyim de orada daha hızlı şarj olur. Daha güneşli de şimdi burada da güneş tekrar açtı. Ama olsun. Şu an Core'im çalışıyor mu çalışmıyor mu emin değilim. Cidden emin değilim. Ama neyse şu anki şarjı iyi. Zırhımın. Çalışmıyor, tamam. Hop. Ve ben yanıma bir tane link book alayım. Ne olur ne olmaz. Ve merhaba Nether. Talon Train. Abi bir saniye, çantama seni de koyayım. Seni de. Ah, tabii bunu yerinden oynatmayacaktık. Ve sizleri değiştirelim. Tamam, bu düzen iyi. Bakalım başka ne... portal gunımız da dursun. Ne olur ne olmaz. Wait. Ve bana... Wither lazım. Wither. Şimdi biraz Wither bulmayı deneyelim. Bulabilirsek eğer. İstediğimde bulunmazsınız, değil mi? Neyse ben Wither bulunca geleyim. Ve orada bir Wither var. Neden donuyor bu? Ben bir konfliklerime bakayım hemen. Konflik konsola bakayım. Ve korktuğum şey oldu. Wireless Redstone gene o olayı verdi. Burada biraz daha takıldıktan sonra Wireless Redstone'u kaldırırım. Maalesef gene o sistemimizi, core'imizi kapatıp açmak için elle müdahale etmem gerekecek. Aa, hemen gittim, iki tane Wither spawn olmuş bile. Ve bir tanesi bile kafatası düşürmedi. Ne güzel. Gerçi benim Wither bu Nether Star'a şu an ihtiyacım yok ama
Tamamen ya elde etmek istediğim için ediyorum. Hani Wither'la da dövüş, Wither Boss'la da dövüşmek istiyorum hani. Oh oh. Biraz bakınalım çevremize. Evet, iki tane daha burada. Ama zombi pigmenden uzak durun. Evet ve bir tane de şurada. Anam Gast. Neyse Gast'la da savaşalım bakalım. Selam Gast. Bakalım. O bir Gast'tan 3 tane Gast tier elde ettik. İşte ben buna kar derim. Looting'in gücü adına. Tamam şarjlarım iyi durumda. Ve biraz daha arayışa konu alalım. Evet. Selam. Tamamdır. Elimizde kelle yok. Ben bir de gidip başka bir tane daha Fortress aramayı deneyeyim. Tamam. Bu minimap ve yalnız zoom'u biraz fazla. Ha tamam. Bu minimap burada daha çok işe yarıyormuş. Onu öğrendik. Aha. Başka bir Fortress. Hadi bakalım burada bir şeyler çıksın. Selam. Ve hoşça kal. Hayır. Evet ve şu an sürekli takılmalarım bayağı bir artmaya başladı. O yüzden ben eve gidip bir Redstone'u kaldırıp geleceğim. Ve maalesef bu güzel uyarıyı almak zorundayız. Burada yes diyeceksiniz çünkü bir modu kaldırdık. Bunu bize soracak modu kaldırdığımız için ve Wireless Redstone itemlarına bakmaya çalıştığımız takdirde olmadıklarını göreceğiz. Gördüğümüz yüklensin. Gördüğünüz gibi yok. Tabii doğal olarak Core'imiz de şu an çalışmıyor ve benim fan coşmaya başladı. Ben tekrar bir Nether maceramıza devam edeyim. Terrain. Selam Gast. Bakalım kaç 8 tane Gast tier'im var şu an elimde. Güzel. Bakalım başka Wither boss var mı? Ha, Wither var mı? Wither boss olsa daha güzel olur. Yok. Neyse fazla uğraşmayalım artık. Ben eve gidip başka bir şey yapacağım. Bayağı bir crafting yapmayı planlıyorum. Öncelikle şundan ve bolca şundan yapmam lazım. Bunun sebebini soracak olursanız eğer öğreneceksiniz. Şimdi casinglere bakalım. Sen ne istiyordun? Data Control Circuit. Tamam. Data Control Circuit için Autarkic Diamond Gate'ler lazım. Yani bunun anlamı şöyle bir 8 tane Ender Pearl alalım. Redstone'da gerektiriyor muydun sen?
Düşebilseydim güzel olurdu. Redstone gerektiriyormuşsun, tamam. Bu da burada otoarket geyiklerimiz. Hazırlansın. Bakalım. Dışında Diamond End Gate lazım ve Iron, Redstone Iron Chipset. Altı tane Diamond End Gate. Şunları atalım. Iron. Bolca Redstone. Bir saniye. Diamond End Gate için. Tamam, 16 tane Redstone chipset. Lazım. Ya da Diamond chip, bir saniye. Evet. Diamond chipset ve bu renklerin hepsinden lazım. Ben şimdi Diamond chipseti yapayım ve Iron chipseti yapayım. Bir saniye tekrar bakalım bir. Aslında dur. Şu şekilde de yapabilirim ama. Aslında dur. Evet, bu şekilde yapabilirim. Ben neden o şekilde yapmıyorum? Hiçbir fikrim yok. Neyse, onlar yapıla dursun. Şurada Emerald Dust'larımıza bakalım. Bayağı var. Emerald Dust ve Advanced Circuit. Advanced Circuit sen 16 tane yapıl. 16 tane. Yapıl. Bakalım ne. Tamam, şunları yapıp duruyor. Onları yapmayı öğrettim. Zaten direkt sticky resin olarak saklıyorum artık bunları. Ve Emerald Dust'larımız gelsin. Biraz da siz şu Emerald'ları polarize edelim. Emerald Dust güzel oluyor. Ya, direkt Emerald'la da yapabilirdim ama bakalım aralarında bir fark var mı? Yok. Ama olsun, Emerald Dust'la yapmak istiyorum. Fantezi benim. Fantezim. Evet. Bir 4 tane daha pulverize edelim. Bir set daha yapmış olayım. Senin kullanımlarına bakalım bir de. Tabii biraz bekletecek bizi. IC2 Crafting'e bakıyoruz. Data Control Circuit. Data Evet, bize Data Control Circuit lazım. Bunun için 4 Advanced Circuit ve 4 tane bundan lazım. 2 tane ile bu yapılıyor. Ve bolca Chrome lazım bana. Hani önümüzdeki bölümde bu bölüm arasında ben full Chrome yapmakla meşgul olacağım. Hatta Chrome yapımına bakalım bir. Chrome. Chrome Dust. Ruby Dust'tan elde ediliyor ya da bundan elde ediliyor. Sen neyden elde ediliyorsun? Yellow Garnet Dust. Sen neyden elde ediliyorsun? Boş ver, bize yaramaz. Bakalım bunları elde etmenin bir yolu var mı? Hayır. Yani bize bolca Ruby Dust gerekecek. Ve biraz da sel lazım. Selim olacaktı biraz. Şurada
Ve şuralarda sine bardasım varmış tamam. Ve rubiler işlenin. Sine bardaslar lazım çünkü onları bir şey için kullanacağım. Bunun için. Mercurysel ne için lazım diye soracak olursanız eğer kullanımlarına bakalım. Biraz zaman alıyor. Eğer Industrial Grinder'da kullanırsak eğer mesela 1 silver'dan 3 silver elde ediyoruz. Yani maden çıkmışımızı 3'e katlamayı sağlıyor ya da copper'dan bir tane de gold elde ediyoruz. Garanti bir biçimde. Böyle güzellikleri var. Lead'den bir tane daha silver elde ediyoruz. Nikel'den platinyumu garantiliyoruz ve nikel çıkışımız da 3 yapıyor gene. Hani bayağı güzel bir şey. Galena'dan silver elde etmemizi sağlıyor fakat o kadar önemli değil. Iridium'dan bunu falan filan. Ama her ore için geçerli değil. O yüzden sadece spesifik yani bazı ore'ları buna atayacağız. Kromlarımız gayet burada üretiliyor. Ben o esnada şöyle de bir şey yapayım. Şu Macerator'a bunları atayım. Onlar o zaten direkt sistemimize karıştırıyor. Şu Macerator'a da bunu atayım. Ve bekleyeyim. Buraya değildi. Burayaydı. Tamam. Kromlarımız burada üretiliyor. Ve bunları Blast Furnace'ımıza atıyoruz. Burada alüminyumlarımız pişiyormuş. Ve nerede benim? Ha tamam. Elimdeymiş zaten. Sinebar dastlar siz yedin. Ruby dastlarım. Tamam burada hazırlanıyor. Bir saniye hali hazırda bir tane kromum var tamam. O da bir şey. Kromun pişmesi bayağı zaman alıyor. Bunun yanı sıra Reinforced Machine Casing ve Standard Machine Casing de lazım. Ve yer açmam lazım. Şurada. Bu arada bunlar hakkında güzel bir şey daha söyleyeceğim. Yani hepsi için bir tane casing gerek yok. Bir set casing'e 4 tane bir makineden 4 tane bağlayabiliyorsunuz. Bunda bir tane bağlayabiliyorsunuz ama bu bayağı güzel bir özellik. Yani dolayısıyla da 4 tane grinder'ım bir set casing'e bağlı olacak. Tabii bu bölüm biraz o casing olayı sıkıntı yaratacak ve öncelikle çok önemli bir şeyi unuttum. Şurayla ilgili bir sorunumuz var. Eğer buradan şu invarlarımızı alalım. Bize invar craft etmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde elle müdahale etmediğimiz takdirde edemiyor. Bunun anlamı bunu değiştireceğim. Üzgünüm evlat. Gitmek zorundasın. Evet ve gittin. Sizleri de kaldırıyorum. Buraya çok daha değişik bir şey gelecek. Ve bu Blue Electric'le çalışan bir şey. Dolayısıyla da buralara geçecek. Bunun ne olduğunu tahmin etmişsinizdir. Hani tahmin etmesi hiç zor bir şey değil. Yapacağım şeyin. Tabii şurayı bir şekilde doldurmamız lazım. Evet. Şunu alalım ve sonumuzu alalım. Bolca sütunumuz varmış. Misler gibi.
Artık siz beni izleyip içme oyunu oynayan biri varsa, gerçi buranın yaş ortalamasını hesaba katarsak olduğunu pek sanmıyorum ama gene de söyleyeyim. Size yeni içme oyunu. Ne zaman misler gibi dersem artık yudum. Ama izleyicilerimin çoğunun yaş ortalamasını hesaba katarsak çok az bir kesim yapabiliyordur anca. Aşağının arkanın gri olması lazım. Gri mi bakalım? Evet, tamam. Ve sen buraya yerleş. Sen de buraya yerleş. Tepe ise iki renk birden. Tamamdır. Bunu düzenledik. Ama birkaç bir şey yapacağız. Öncelikle kendime bir leksikon yapacağım. Leksikon ne diye soracak olursanız, leksikon özel bir şey. Bir tane gold ingot, bir tane iron ingot ve cyan wool. Cyan wool elde etmek kolay. Bakalım hiç yokmuş. Şuradan elde ederiz. Light blue, yellow, lime, pink, gray, light gray, cyan, iron, gold ve book. Ve bir adet leksikon elde ettik. Leksikonla shift sağ klik yaparsak eğer şuraya bir item koyarsak bunu farklı tiplere çevirir. Ve bunu bu tip invara çevireceğiz. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey şu an bu. Ayrıca sen tamam sen tamamdır. Encode ve bu tip invara çevireceğiz artık. Ve seni de değiştirmek zorundayız. Sen de bu tip invara dönüşmek zorundasın. Ve şu brassları da alalım buradan. İnvar olmadığı için craft ve artık şu invarları da çevirelim. Bunları yalnızca aynı tip madenlerde yapar. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Bakalım bu şekilde. Yaparsak ne oluyor? Hayır, illa o tip invarı istiyor. Tamam o zaman. Sana o tip invarı vereceğiz. Mixed metal ingots'ı bekliyor bir saniye. Mixed metal ingots'ı bekliyorsun sen. Ama mixed metal ingots da o tip invarı bekliyor. Bakalım invarımız üretilmiş mi? Evet. Eski tip invarın burada ne işi var? Tamam. Şimdi sen gel. Ve şuraya eski tip invar yerine yeni tip invarımızı koyalım. Encode de. Ve bakalım şimdi bize ne yanıt verecek. İlk turumuz böyle bir... Bir saniye. Seni dönüştürmem lazım. Senin redstone'unu devre dışı bırakacağım. Ve kendime gene... invar söyleyeyim. Bakalım ne olacak. Evet. Burada pişti.
Ve bir şey yapmayı unuttuğumu hatırladım. Seni stack moduna getirelim. Ve invers sıkıntımızı çözdük. Evet, biraz sıkıntılı bir şey oldu ama çözdük. Ve elektrumu da değiştirmemiz lazım. Elektrum gel. Forge.xcom. İki tip elektrumumuz var. İkinci tipe çevireceğiz bunu. Bakalım şu an. Aa tabii bir saniye. Encode tamam. Bunu da bu tip elektruma çevirecek. Çevirecek. Ve eğer bak. Elektronik circuit craft etmesini istersek bize ne yapacak? Bekliyoruz, bekliyoruz. Bu tip elektrumu özellikle bekliyor. O zaman seni iptal edip şunun elektrumunu değiştireceğiz. Circuitimiz nerede? Burada. Ve encode. Evet, bu biraz sıkıntı bir olaydı ve seni de değiştirmemiz gerekecek. Ha, pardon, değiştirmemiz gerekmeyecek. Sen zaten gold isteyendin. Elektrum isteyen değil. Elektrum isteyeni yapmamıştım sanırsam. Tamamdır. O zaman. Son bir şey daha. Şunları dönüştüreceğiz. Bu arada farklı tip bir şey... Farklı tip şeyler arası dönüşüm yapmaz asla. Bir şey daha yapmam lazım. Invar. Maden. Alloy ve dustlarımız daydı sanırsam. Evet. Elektrum. Invar. Forma. Tamamdır. Evet, artık bunlar bunu ayarlı ve benim şarjım bitti. Bunun anlamı solar helmetimi takacağım ve uyuyacağım. Bu bölüm biraz boş geçti sanırsam. Sadece tek bir iş yaptım. Bir de Chrome yapmaya başladım. O ayrı mevzu. Bakalım buradaki durum ne durumda? Buradaki durum ne durumda? Türkçeyi katletmede son nokta. Ve compressed air cell'ini istemiyorum senin. Pardon. Ruby. Chrome'larımızı alalım. Air cell'den bozma sellerimizi alalım. Ve şuraya geri dönelim. Evet, ben bölümü burada bitirsem güzel olabilir. Biraz erken bitti ama wireless'i sorun kaldırmak zorunda kalmam çok kötü oldu. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.